Örneğimizi Geo5 programında yapalım arkadaşlar. Bakın 3, 4 daha 7 metre genişlik verilmemiş. 2 metre alalım. Şuraya gelelim. Geometriye. Bakın burada 0'a 0 noktasında ekle diyoruz. 0'a 7 metre. 2 metreye 7 metre. 2 metreye 0 metre. Duvarımız oluştu. Genişlik 2 metre, yüksekliğimiz 7 metre. Profile geliyoruz. 7 metre. Tekseni arkadaşlar. Zeminlere geliyoruz. Zeminimizi ekliyoruz. A zemini diyelim. Birim hacim ağırlığımız 21 kN bölü metre küp. Kişisel sürtünme açısı 22 derece. Kohezyonumuz 0. Kişisel sürtünme açısı zeminle 0 arkadaşlar. Burada uygun birim hacim ağırlığımız 23. Şöyle yapalım. Rengini değiştirebiliriz. Bakın şöyle. Daha sonra zeminimizi atıyoruz arkadaşlar. Bakın yeraltı suyumuzu belirleyeceğiz. 3 metre, bakın yüzeyden itibaren 3 metre aşağıda. Şuraya geliyoruz. Su kısmına. Şöyle şurası 3 metre. Daha sonra bakın tahkik diyoruz. 204,96 kuvvetimiz, toplam kuvvetimiz, bakın suyun kuvveti de 80 arkadaşlar. Bakalım toplam kuvvetimiz 204,96. Bakın suda 80 arkadaşlar. Bakın uygun değil diyor. Bu biz 2 metre verdik ya, şunu genişliği arttırırsak, 3 metre yaparsak, bakalım. Yine uygun değil. Daha fazla arttırmamız gerekiyor demek ki arkadaşlar. Şuraya gelip buçuk metre diyelim. Bakın şu anda dönmeye karşı yeterli oldu. Biraz daha arttırırsak kaymaya karşı da dayanıklı olur. Bakın burada şuradan 204,96 kN'luk kuvvetimiz şu noktadan etkiyor arkadaşlar. Bakın bunun tatbik noktası 2,48 metreymiş. Bakın şuradan itibaren. 80 zaten bakın 1,33 4 bölü 3 bulmuştuk zaten. Yine şuradan moment hesaplayıp arkadaşlar buradan moment hesaplayıp toplam kuvvete bölersek yine bunu tatbik noktasında hesaplayabiliriz. Bakın yine detaylı dersek, bakın burada momenti bulmuş arkadaşlar. Momentimiz 614,02. Bunu toplam kuvvete bölersek arkadaşlar, bakın 614,02'yi 204'e bölersek 2,48 tatbik noktasını hesaplamış oluruz. Yine burada belgeye yazdır diyerek, bakın yine kısa yolu kontrol P diyerek arkadaşlar. Burada detaylı olarak rapor halinde alabiliriz arkadaşlar. Bakın burada demo sürümü yazıyor arkadaşlar zaten. Yeraltı suyu olduğu zaman da arkadaşlar şuradan suyun seviyesini ayarlayabiliriz. Örneğimiz bu kadar.